Merhaba. Serkan Özdemir olarak iyi bir adventure motosiklet sürücüsü olmanıza yardımcı olacak 6 altın kuralı sizlerle paylaşmak istiyorum. Relax moda geçin. Motosikletinizi off-road, kendinizi relax moda alın. Kollarınız ve omuzlarınız başta olmak üzere kendinizi çok fazla kasmamaya gayret edin. Unutmayın. Bunu başaramazsanız eğer daha çabuk yorulur, çok daha fazla hata yaparsınız. Motosikletinizi iyi tanıyın ve ona güvenin. Motosikletinizin karakteri, jant ve lastikleri, süspansiyonları, elektroniği ve üzerindeki diğer donanımların arazi sürüşüne uygun olması işinizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Arazi donanımlarına sahip bir motosiklete sahipseniz ve arazi sürüşü için gerekli ekipmanlarınız da var ise kendinize ve motosikletinize güvenin. Sürüş pozisyonu. Arazide rahat ve güvenli sürüş yapabilmeniz için sürüş pozisyonunuz son derece önemlidir. Motosiklet üzerindeki duruşunuz, gidon tutuşunuz, parmaklarınızın manetler üzerindeki konumu, virajlarda, rampa iniş ve çıkışlarında ve engel geçişlerinde vücudunuzun konumu sürüşünüzü etkileyen en önemli faktörlerdendir. Denge. Asfalt sürüşlerine nazaran zorlu ve kötü arazi koşullarında çok daha yavaş gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da 200 kilogramın üzerindeki ağır ve yorucu motosikletlerde sizin dengede durmanızı oldukça zorlaştırır. Bu sebeple iyi bir dengeye sahip olmanız gerekmektedir. Bunun için size ve motorunuza çok fazla zarar vermeyecek uygun bir arazi bularak düşük hızlarda bol bol denge çalışmaları yapmanızı tavsiye ediyorum. Debriyaj kontrolü. Adventure sürüşü yaparken frenden daha fazla kullanacağımız şey debriyajdır. Arazide debriyaj sadece vites küçültüp yükseltmenize yaramaz, aynı zamanda motosikletimizin gücünü daha dengeli kullanmamızı sağlar. Düşük hızlarda, yüksek viteste, düşük torkta kaldığımız zamanlarda, engel geçişlerinde, viraj dönüşlerinde ve benzeri birçok noktada debriyaja oldukça fazla ihtiyaç duymaktayız. Spesyal enduro motosikletlerle pratik. 250 cc üzeri motosikletlerdeki yüksek vergiler sebebiyle büyük adventure motosikletlere sahip olmak günümüzde hiç de kolay değil. Adventure motosikletlerle arazide sürüş yapmanın maliyeti de küçük hacimli motosikletlere göre çok daha yüksek. Doğal olarak biraz önce bahsettiğim konuların pratiklerini küçük hacimli enduro motosikletlerle yapmak ve sonrasında adventure motosikletlerde uygulamak bana göre sizin için en doğru yol olacaktır.